Evet, anadımızı seçeceğiz ve sitemizi oluşturacağız yavaş yavaş. Burada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. WordPress site kuracağız. Hiçbir kodlama gerektirmeden hızlı bir şekilde sitemizi oluşturacağız. WordPress.org, ama siz direkt WordPress yazarsanız Google'a WordPress.org zaten çıkıyor. Buradan bütün dosyalara ulaşacağız. Ama burada size kısaca bir bilgi vereyim. WordPress normalde blog tasarımı için hazırlanmış. Önceleri blog yaygın olduğu için, çok fazla blog sitesi açıldığı için bloggerlar için tasarlanmış bir arayüzü vardı. Daha sonra hem online satış sitesi olarak hem normal firma sitesi olarak kullanılabilir hale getirdiler ve çok da güzel arayüze sahip. Her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bütün kontrol sizde oluyor ve hiçbir kod kullanmanıza gerek kalmıyor. Her şeyi eklentilerle halledebiliyorsunuz. Örneğin eklenti satın alabiliyorsunuz veya yeni bir tema satın alabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde üstünde veri kaybı olmadan değişiklikler yapabiliyorsunuz. PHP tabanlı. PHP de çok yaygın bir kullanım alana sahip. Güvenilirlik olarak çok güvenilir. Sürekli güncellendiği için ben kesinlikle tavsiye ediyorum herkes için. Çünkü hiç kimseye, bakın, bir site tasarlatırsınız birine, o anki güncellemelere sahip olur ama yaklaşık 2-3 yıl sonra yeni virüsler dadandığı zaman sitenize, onu yine gidermesi için bir web tasarım uzmanına göstermeniz gerekiyor. Ama burada sürekli güncellenen WordPress sürümleri olduğu için site içindeki bütün açıkları buluyorlar ve kendi kendine kapatıyorlar. Bunu da güncellemelerle sizi bildiriyorlar. Her yeni gelen güncellemede güncellensin mi diye soruyor. Güncellediğiniz zaman genelde bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Çok öncelere, yaklaşık 3 sene önce bir problem olmuştu. Onu da hızlı bir şekilde gidermişlerdi. Onun haricinde WordPress ile ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Şimdi WordPress'i indirmek için şurada tuş var, WordPress'i indir diye. Tıklıyorsunuz. Burada indir butonuna, zip olarak 10,5 MB'lık bir dosya indiriyorsunuz ve indirme işlemi başlıyor. Çok basit aslında, hiçbir zorluğu yok. Kısa bir bilgi vermek istedim başlamadan önce. Dosyalarımız indi. Şimdi normalde siz bunu tasarlamaya kalksanız çok zaman harcayacaksınız ve bu şekilde profesyonel de olmayacak belki. Burada bütün dosyaları size zaten ücretsiz olarak veriyorlar. Siz de bunun üstünden yararlanıp sitenizi çok kolay bir şekilde oluşturuyorsunuz. Şimdi dosyalarımızı masa üstüne çıkartalım, WordPress dosyamızı. En güncel sürümle şu anda WordPress dosyamız burada. İçindeki dosyaları da ben neden açamıyorum? Ha, açtım. Görebilirsiniz bütün dosyaları. Biz ilk açılan sayfa index.php'dir. Tıkladığınız zaman açılır ama şu anda bizim bir PHP sunucuya ihtiyacımız var. O yüzden biz açamayız şu an bunu. Hata verir. PHP sunucumuz da hostingimiz bize sağlayacak. Hostingimize bağlanalım. Ben kendi hostingime bağlanacağım hemen. Siz de alan adınızı ve hostinginizi nereden aldıysanız, birbirine bağladınız bağlamadınız mı onu bilmiyorum. Evet, arayüzüme girdim ben. Şimdi buradan müşteri paneli ayın sayfasına gidelim. Evet. Buradan ürün hizmetlerimiz bölümüne gidiyoruz. Burada hostingimizin bağlı olduğu hesaplar mevcut. Şu yönet diyorum. Sizde bir tane olacak zaten. Direkt ona girebilirsiniz. Bende çok fazla olduğu için. Şimdi burada sizin cPaneliniz olacak. Bende yönetim paneli olarak farklı bir panel var. Hemen ben oradan cPanel'e geçeyim. Evet, cPanel böyle bir yer arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Şimdi ben alan adımı seçmiştim. Hostingime bağlamıştım. Bunda nasıl yapacağınızı hemen göstereyim size. Eğer güzel netteyseniz netdr. Şimdi hesabıma giriyorum. Alan adlarıma bakıyorum. Şimdi burada Ahev diye bir sitemiz var. Hemen ona bir bakalım. Name Server yönetimi diyoruz. Bakın, bu da ayarlar bölümünde Name Server yönetimi var. Oraya giriyorum. Siz bunu diğer hostinglerde, eğer alındığını nereden aldıysanız orada yapacaksınız. Eğer güzel hostingde ise çok daha basit. Bu zaten otomatik olarak geliyor size. Bakın, ns11.güzelhosting.com. Burası bizim hostingimizin bağlanması gereken name server, isim serverları. NS1, NS2, NS11 ve NS12. Bu NS11 ve NS12 genelde mailler için bağlantı gönderme ve alma için oluyor. Ya bunlara girmenize gerek yok çok fazla. NS1 ve NS2 de alan adının yönlendirmesi oluyor. Siz başka bir yerden aldıysanız bunları yazmanız gerekiyor veya aldığınız yerin name serverlarını yazmanız gerekiyor. Bu konuda takılırsanız zaten destek birimine, şuradaki destek sistemine giriş var. Siz de hangi hostingdeyseniz oradan destek alıp yönlendirmelerini sağlayabilirsiniz. Çok da basit, yani zor bir şey değil. Bu şekilde yönlendirdiğiniz zaman zaten böyle cPaneliniz gelecek. cPanele girdiğiniz zaman böyle bir sayfanız olacak. Size de zaten bütün cPaneller genelde aynı oluyor. Giriyorsunuz. Boş bir cPanel bu. Şimdi burada
sitemizi atabilmemiz için şimdi dosya indirdik ya buradan WordPress'ten şu dosyaları. Atabilmemiz için C panelimizi açabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Açtıktan sonra her şey çok daha kolay. Şimdi ben alan adımı genelde her şeyin satılabileceği bir site olarak düşünüyorum ve öyle aldım. Bu da hani genelde cadde mağazalarda her şeyi satabilirsiniz ya, işte ayakkabıdır, giysidir, o tarz yerler hep cadde üstünde olur ki hani herkes görebilsin diye. Ben de cadde isimlerini aradım, işte ne bulurum falan filan diye. Benim Al ismi var şurada, Al caddeyi aldım ben. Şu Al ismi benim için önemli çünkü Albayrak'tan geliyor. Bu isimde bir algazete.com var, alcadde.com var. Bir de bir tane daha var. Onu da daha sonra söyleyeyim. Şu an benim için değerli bir site. Alcadde.com. Satın aldım ve şu anda içinde hiçbir şey yok. Hostingimi bağladım. Hostingin bağlı olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Hiçbir şey yok içinde. Siz de ilk satın alıp açtığınız zaman böyle bir şey olur. Veya hostinginizin içine attığı işte bilmem işte güzel hosting tarafından satın alınmıştır gibi bir ibareler olur. Onları kaldırmak için de hemen size şöyle göstereyim. Hostinginizin içinde dosya yöneticisi var. Oraya tıklıyorsunuz ve şu anda sizin hostinginizin içindeki dosyaların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada sitenize bağlantı name serverları yönlendirdiğiniz bağlantı şu public HTML'e gidiyor. Buraya tıklayıp girdiğinizde dosyalar buradadır. Sizin sitenizin dosyaları. Bakın, cg1000 diye bir dosya var burada. Giriyorum. Alcadde.com yazdım. Girdim. Bakın burada da cg1000 diye bir dosya var. Bu hosting kendi atıyor bunu. Bunu silebilirsiniz. Buradan tıklayıp üstüne. Buradan sil diyorsunuz. Dosyaları çöp kutusuna atmadan kalıcı olarak sil diyorum. Confirm diyorum. Gitti. Şu anda sistem boş. Hemen yenileyelim sayfayı. F5'e basıyorum. Bakın şu an boş. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi biz site dosyalarımızı bunun içine atacağız. Bunu nasıl yapacağız peki? Bakın şu anda ben zaten alan adımın alcadde.com bağlı olduğu dosyanın içindeyim. Peki buraya nasıl o dosyalarımı yükleyeceğim? Bakın burada yükle diye bir bölüm var. Görüyor musunuz? Buraya tıkladığınız anda dosya seç diyor. Masa üstündeki şu WordPress dosyamı oraya atabilirim. Ama bunu böyle tek başına atmanız problem olabilir. Sıkıştırılmış şekilde atmanızı tavsiye ediyorum. WordPress'in üstüne geliyorsunuz. WinZip dosyanız varsa, kuruluysa bilgisayarınızda WinZip yükleyebilirsiniz. Sağ tuşa tıklıyorum ve arşive ekle diyorum. Buradan da zip'i seçiyorum. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Eğer zip'i seçmez, RAR'ı seçerseniz açamazsınız. Hosting bunu açmıyor. Zip'i açabiliyor. Zip yapmanız çok önemli burada. Tamam diyorum ve şu anda sıkıştırıyor. Sıkıştırdı. Böyle bir dosyamız oldu. Şimdi gidiyorum. Dosya seç diyorum. Masa üstümdeki WordPress dosyamızı seçip aç diyorum. Şimdi bu hosting'e yüklüyor. Yükledikten sonra tekrar döneceğim ben size. Evet, şu anda yükledi arkadaşlar. Yeşile döndü. Gidiyorum, hemen bakıyorum. Evet, burada dosyamı yüklemiş. Artık burada da görebiliyorum. Orada public HTML'de C panelin içinde. Hemen buradan sağ tuşa tıklayıp extract diyorum. Ve açacağı yeri söylüyor. Aynı yer. Hiçbir şey değişiklik yapmıyorum. Extract diyorum ve açmaya başlıyor şu anda. Açtı. Close dedim. Bakın burada iki tane dosyam oldu. Artık eski dosyayı sağ tuşa tıklayıp delete diyorum ve siliyorum. Confirm diyorum. Sildim. WordPress dosyam yüklendi ama yanlış yere yükledim ben bunu. Neden yanlış yere yükledim? Bakın dosya olarak gözüküyor. Bu dosya olarak değil de içindeki dosyaları görüntülemesi gerekiyor. Bakın şimdi girelim, örnek veriyorum. Buradan sayfayı F5 ile yeniledim. Bakın WordPress dosyasını görüyor. Ama direkt bizim site kurulum dosyalarımızı görmemesi gerekiyordu. Peki bunu nasıl sağlayacağım? Tekrar giriyorum hostingime. Bakın şu an bu dosyayı görüyor. Bunun içine iki kere tıklayıp giriyorum. Burada WordPress dosyalarımı görüyor. Bunu komple arkadaşlar baştan başlayıp yukarı kadar seçiyorum. En üstteki dosyaya tıkladım. Bu şekilde koyu renk oldu. En alttakine geliyorum ve Shift'e basılı tutarak tıkladığım zaman hepsini seçti. Şimdi bunu taşı diyeceğim. Bakın burada taşı var. Taşı komutu. Tıkladım. Ve bakın burada WordPress var. Görüyor musunuz? Biz WordPress'te gözükmesini değil de public HTML içinde gözükmesini istiyoruz. Bunu siliyorum.
Sildikten sonra Move File diyorum ve şu an taşıdı. Bir üst seviyeye çıktım. Bu şekilde bakın WordPress dosyam burada kaldı ama site dosyalarım gözüküyor. Gidelim hemen bakalım. Teyit edelim. Bakın alcadde.com Enter dedim. Bakın kurulum dosyalarım geldi. Peki bunun daha kolay bir yolu var mı? Evet var. Bakın şimdi WordPress dosyasına siliyorum. Sildim. Masa üstünde hani bir sıkıştırma yapmıştık ya. Eğer bununla uğraşmak istemiyorsanız bunun üstüne iki kere tıklayın. Bütün dosyaları burada seçin. Ve burada arşive ekle deyin bakın. Burada arşive ekle deyince açtığınız zaman bu dosyalar açılacak. Ama biz burada arşive ekle dediğimiz için önce bu dosyayı açıyor. Daha sonra içindekileri açıyor. Yani az önceki hostingde yaptığımız işi masa üstünüzde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kurulumun nasıl yapılacağını hemen geçelim, anlatalım hızlı bir şekilde. Şimdi dosyalarımızı attık. Sitemize bakıyoruz. Şimdi açtık sitemizi. Böyle bir sayfamız geldi. Şimdi burada diyor ki veri tabanı ismi, veri tabanı kullanıcı adı falan filan. Bunları yapmanız gerekiyor diyor. Ondan sonra başlayalım demeniz gerekiyor. Ben başlıyorum diyorum. Şimdi bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bunu peki nasıl değiştireceğiz? Hemen hostingimize gidiyoruz, cPanel'imize. Öncelikle bir MySQL veri tabanı oluşturacağız. Ve MySQL veri tabanını oluşturduktan sonra siteye bağlantımız gerçekleşecek. MySQL sizin bütün verilerinizi saklayacağınız ana dosyanız olacak. Çok da kullanışlı ve basittir. Hemen açalım. Buraya alcadde diyeyim. Siz de işte kendi neyse sitenizin adı o diyebilirsiniz veya istediğinizi yazabilirsiniz. Alcadde dedim. Veri tabanını oluştur dedim. Geri dön dedim. Şimdi veri tabanını oluşturduk. Peki bu veri tabanının bir kullanıcısı olması gerekiyor. Kullanıcı olmadan veri tabanına ulaşamayız. Peki bu veri tabanının kullanıcısını nasıl yapacağız? Bakın aynı bölümün alt tarafında yeni kullanıcı ekle diyor. Tekrar sistemin ismini veriyorum ben. Şifreyi de belirliyorum. Siz kendiniz belirleyin. Evet, şifremi de belirledim. Kullanıcı oluştur dedim. Bakın kullanıcımı oluşturdu. Alcadde alt tire alcadde. Kopyaladım bunu. Buradaki ismi kopyaladım bu arada. Geri dön dedim. Şimdi burada son yapmamız gereken bir şey var. Veri tabanı yaptık, kullanıcı yaptık. Bu iki veri tabanıyla kullanıcıyı birbirine bağlamakta sıra. Burası da çok önemli. Burayı yapmazsanız yine çalışmaz arkadaşlar. Kullanıcı adı alcadde. Buradan başka bir şey diye seçebiliyorsunuz varsa. Veri tabanı alcadde. Ekle diyorum. Şimdi burada şu izinler arkadaşlar sizin neleri yapabileceğinizi veri tabanında onları belirliyor. Ben bütün ayrıcalıkları veriyorum. Bunun içinde okuma, verileri okuma, verileri yazma, veri tabanı çekme, indeksleme falan hepsi var. Değişiklikleri uygula diyorum. Şu anda uyguladı ve hazırız arkadaşlar. Hemen sitemize bir bakalım. Sitemize girdik. Veri tabanı ismi yapıştırıyoruz. Veri tabanı kullanıcı adı yapıştırıyoruz. Aynı veri tabanını ve kullanıcı adını aynı yapmıştık. Parola da belirlediğimiz parola. Veri tabanı sunucusu aynı kalıyor. Ve tablo ön eki aynı kalıyor. Değiştirmiyorsunuz. Gönder diyorsunuz arkadaşlar. Bakın işte bu. Yüklemenin bu aşamasını başarıyla tamamladın. WordPress bundan sonra veri tabanı ile iletişim kurabilir. Eğer hazırsan başlayalım. Kurulumu çalıştır diyorum. Ve şu anda başladık arkadaşlar. Şu anda sitemiz hazır. Sitemizin başlığı ne olacak? Alcadde. Veya siz buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben sitenin adı Alcadde olduğu için böyle yazıyorum. Siz işte ayakkabı satacaksınız. İşte genç ayakkabı veya spor ayakkabı. Veya gümüş satacaksanız gümüş yazabilirsiniz. Kafanıza göre ben Alcadde yazdım. Kullanıcı adı Kaan Sengezer diye bir kullanıcı adı oluşturuyorum. Siz de istediğinizi yazabilirsiniz buraya. Ve şifremi yazıyorum. E-posta adresi önemli arkadaşlar. Ben kendi e-posta adresimi veriyorum. Eğer şifrenizi kaybederseniz bu e-posta adresine mail gidecek şifrenizi hatırlamanız için. Bakın buraları da tamamladım. Şimdi burada diyor ki arama motorlarının bu siteyi indekslemelerine engel olmaya çalış. Bu siteye uymak arama motorlarına kalmış bir şey diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Arama motorunu bu siteyi indekslemesine engel olmaya çalış derseniz Google'da, Bing'de ve diğer arama motorlarının hiçbirinde siteniz gözükmeyecektir. Bunu neden yapıyorsunuz? Eğer bir siteyi önce tanıtım amacıyla hazırlıyorsanız, üstünde çalışmalar yapacaksanız, görünmesini istemiyorsanız
Buraya tıklayabilirsiniz ama daha sonra bunu kodla kaldırabiliyorsunuz. Kodlama ile kaldırabiliyorsunuz. Yani istemiyorsanız burayı kesinlikle işaretlemeyin arkadaşlar, yoksa sizin için zararlı olur. WordPress'i kur diyorum. Kaydetsin mi diye soruyor. Giriş diyorum. Buraya kullanıcı adımı yazıyorum. Az önce belirlediğim kullanıcı adım. Buraya da parola yazıyorum. Kendi parolamı. Ve Enter diyorum arkadaşlar. Giriyor, şu hatırlatsın mı diye soruyor. İstemiyoruz. Evet, bu panelimiz açıldı. Şimdi bu sitemizin arka yani admin paneli, kullanıcı paneli. Sitemiz nasıl gözüküyor ona bir bakalım hemen. İstiyorsanız buraya al cadde yazabilirsiniz. İstiyorsanız şuradaki al cadde yazısına tıklarsanız direkt zaten sitenizi görebilirsiniz. WordPress'in kendi içinde gelen temadan bir görüntü görüyorsunuz şu anda. Hiçbir şey tasarlanmamış. Sadece bir yazı var. Blog yazısı. Merhaba dünya diye. Onu da kendi ekliyor. Onun haricinde hiçbir şey yok. Böyle bir sitemiz var. Tekrar buraya tıkladığımızda kullanıcı arayüzüne girebiliriz. Arkadaşlar, bu kullanıcı arayüzünü ezberlemeye çalışmayın. Neden ezberlemeye çalışmayın? Siz sürekli girip burada işlem yaptığınızda zaten direkt kafanıza oturacak. Hiçbir şekilde kendinizi burayı öğrenmek için zorlamayın. Kendi kendine oturacak kafanızda. Zaten çok basit. Bakın, yazılar dediğinizde yeni yazı ekleyeceksiniz. Yeni bir işte tanıtım yazısı, buraya tıklıyorsunuz. Yeni bir sayfa yapacaksınız menünün içinde, buraya tıklıyorsunuz. İşte görünümü düzenlemek için buraya tıklıyorsunuz. Eklentileri yönetmek için buraya tıklıyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Kesinlikle çok basit. Hızlı bir şekilde öğreneceksiniz bunu. Evet, buraya kadar geldik. Kurulumu yaptık. Ve artık satışa yönelik işlemlere başlayabiliriz. Bir sonraki bölümde de satışla ilgili temaların nasıl oluşturulduğunu ve bunu nasıl sitenize ekleyeceğinizi detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.